Ne oluyor be? Yeliz! Saçını mı kurutuyorsun yine? Kapat şunu! Sabahın bir körü ya. Ya kurutmayayım da zatüre mi olayım? Banyo yaptık herhalde. Banyona ezan okumadan mı yapmak zorundasın? Önce bir günaydın denir değil mi kızlar? Anne, şuna bir şey söyle ya. Her sabah aynı terane. Hadi. Ya anne ya. İzin ver yukarıyı kullanayım. Orada kurutayım saçlarımı. Ya Armağan Hanım uyuyacak diye kurtlanayım mı ben ya? Yıkanmayayım mı yani? Yeliz, üst kata çıkmak yasak biliyorsun değil mi? Kaç kere konuşacağız bunu? Yeliz, hadi yatağını topla bakayım. Sabah sabah terörize ettin yeter. Armi sen de kalk artık. Bir daha sabahın bir köründe o aleti vınlatırsan ben de seni vınlatacağım Yeliz ha. Yeliz. Bilge ile Cansu nerede kızlar? Bahçededirler anne. Hadi. Nasıl? Çok güzel sandalye değil mi baba? Çok hızlı sallanma Cansu. Ses çıkarıyorsun. Annemler duyacak. Bilge! Cansu! Bak gördün mü? Sakın ses çıkarma. Annem bahçede mi abla? Siz yine yukarı mı çıktınız bakayım? E onlara serbest bir bana yasak zaten. Onlara da yasak. Hadi annem sizi arıyor bahçede hadi. Çaktırma hadi. Ufaklık gel sen buraya. Ah günaydın kızım. Günaydın. Ablanlara yardım edin de kahvaltıyı hazırlayın. Bugün işim çok hadi. Tamam anneciğim. Alo Sami. Havaalanında mısınız? Ha biniyorsunuz uçağa. Torun yanında mı? Tamam. Ben sizi almaya geleceğim. Tamam Sami. Gelince konuşuruz. Taktın sen de şu köşke. Konuşuruz dedim ya. Hadi iyi yolculuklar size. Hadi. Tamam. Buyur Hulusi Bey. Kahven. Kahvaltım neden hazır değil Bade? Daha ne kadar bekleyeceğim? Saat kaç oldu? Şimdi hazırlıyorum Hulusi Bey. Yeğenim Ali'yi fırına yolladım sıcak ekmek alsın diye. İyi. Ha Bade. Biliyorsun kardeşim ve torunu Utku da geliyor. Hı hı. Akşam yemeğini ona göre hazırla. Utku'nun odasında ayarla. Bütün yaz bizimle kalacak. Ben hepsini ona göre hazırladım zaten Hulusi Bey. Akşam yemeğini de Sami Bey'in kolesterol diyetine göre uygun hazırlıyorum. Başka bir şey lazım olursa seslen. Armağan, hadi canım sen de git fırına ekmek tamam al anne. Gel. Kızlar oyalanmayın hadi çok işim var. Cansu, hadi gel canım üstünü değiştirelim. Abla bana da simit al. Elif, sen bir şey istiyor musun fırından? Kavga etmeden gel yeter bana tatlım. Allah çabuk Allah gel Armi çabuk. Oraya buraya takılma Armi, seni bekliyoruz. Armi kimseyle takışmadan gel tamam mı? Ekmekler tamam. Lazım bize. Simitleri unutma. Armi sıcak al ekmekleri. Tamam. Bilge çayları getir. Tamam abla. Kestim. Aferin sana. Al bunları. Oo Armağan Hanım günaydın. Günaydın Ali. Senin huysuza ekmek mi bekliyorsun? Şimdi çıkacakmış da sıcağından alayım dedim. Vallahi şu hayata bak be. Aslında aramızda fark yok be Ali. Senin aksi ihtiyar Hulusi Bey. Koskoca köşkte, keyif içinde. Tepeden bize kuş bakışı bakıyor. E bizimse durum malum. Elin adamının köşküne bekçi. Ama sonuçta aynı ekmek giriyor boğazımızdan. Ne kadar paran olursa olsun yediğimiz şey aynı. Sunuş farklı. Evet ama ben o huysuz gibi tek başıma yaşayacağım ama sizin evde yaşamayı tercih ederdim doğrusu. Ev demişken ev ahalisi nasıl? Ev ahalisi derken Elif'ten bahsediyoruz değil mi?
Of Farmi, zorlamasan olmaz değil mi? Evet, Elif'ten bahsediyoruz. Ne var? Hatta Elif'ten bir tek sana bahsedebiliyoruz. Okula gidecekmiş bugün. Son iki finalinizin sonuçları mı açıklanıyormuş ne? Aa, evet. En son sizin okul tatili girdi be kardeşim. Hukuk kızım, bu kolay mı zannediyorsun? Hem zaten ben de okula gidecektim. Bugün beraber gideriz. Heh, çıktı. Allah, mis gibi koktu. Kaç tane vereyim? Üç ekmek, iki simit bana. Tamam. Üç tane de bana. Tabii. Buyurun. Sağ ol. Hulusi Bey'in yeğeninin oğlu geliyor bugün, yatılı. Ne? Hı-hı. Yalan. Köşke misafir geliyor. Evet. Aksi Hulusi misafir ağırlayacak. Evet. Hazır olun vallahi, burnunuzdan getirir. Benden söylemesi. Merak ediyorum da o adam hiç güldü mü? Ben görmedim. Kesin gülmüyordur. Canım, vardır bir neden elbet. Aman sen de herkesi savun. Avukat olacaksın ya başımıza. Hadi kaçtım ben. Hadi görüşürüz. Ay 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 ay. Şunlara bak. Sizin karnınız mı acıktı? Gel buraya, gel. Gel bakalım, gel. Canım benim. Besleme şu kedileri. 100 tane oldu sizin yüzünüzden burada. Kime diyorum? Şşş, süpürüntü. Ne oluyor be? Sokak burası kardeşim, karışamazsın. Hem yazık değil mi şunlara? Polise şikayet edeceğim seni. Polisin de işi yoktu, seni bekliyordu. Git şikayet et. Günahtır be. Bak hala duruyor ya. Git diyorum sana, gitsene buradan. İnsanlık da kalmadı bunlar yüzünden. Pişt, pişt. Hadi pişt. Sıcak sıcak bunlar. Fırından yeni çıktı. Oh, ekmekler geldi. Ekmekler Alan. Geldi. Ver bakayım. Ay sıcacık, ay çok. Simit aldın mı? Ay anne, hiç kesmeyelim. Aldım, sana da aldım. Hadi alın bakalım, böyle yiyelim. Yeni çıkmıştı fırından. Al canım, sen de aldım. Ha? Al bakalım simidini. Ha. Şunu Bilge'ye uzatsana. Al bakalım. Teşekkür Arne, ederim. Arne al. Ver, sağ ol. Sütünden iç. Aa. Aa, Fatma Gül abla. Fatma Gül, hoş geldin. Gel kızım, gel. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gel buraya, gel. Oy, gel buraya bir çay iç. Ay yok abla, hiç geçmeyeyim ben. Gel. Sizden bir iyilik isteyecektim. Söyle kızım, lafı mı olur? Abla, ben galiba bir gündelik işi buldum. Aa, hadi bakalım. Yani bugün gideceğim de beni bir deneyecekler. Ha, iyi. Anam da rahatsız ya. Bunları bırakacak yer bulamadım vallahi. Düşündüğün şeye bak kızım. Lafı mı olur? Biz bakarız ona. Hadi sen git, gecikme. Ay, Allah razı olsun ablam benim. Vallahi herkesin her derdine koşuyorsun ha. Hadi kolay gelsin size. Al bakalım. Hadi sağ ol kızım. Ha, karnı tok onların ha. Tamam. Hasan, yaramazlık yapma lan. Hadi görüşürüz Fatma Gül abla. Allah yardımcın olsun. Güle güle. Sağ ol, sağ ol. Hadi ben de çayı ısıtayım. Biraz da bisküvi getireyim. Çocuktan gözünüzü ayırmayın, tamam mı kızlar? Tamam, tamam. Buk. Ali babanın bak, şarkı söylüyor. Çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Efendim? Mustafa? Neredesin? Nasılsın? Daha sınırdan çıkmadım Nalan Hanım. Bugün çıkıyorum inşallah. Benzincideyim. Burada pek çekmiyor. Kulübeden aradım. Sen nasılsın? Kızlarım nasıl? Hepinizi çok özledim Nalan Hanım. Gözümde tuttunuz bu sefer. Biz de babamızı özledik Mustafa. Bir daha bu kadar uzaklara gitme. Ne olur bu son olsun artık. Kızlar da seni çok özledi. Hele Cansu'yu görsen yavrum, her gece rüyasında seni sayıklıyor. Dur hemen onları da çağırayım. Kızlar, babanız telefonda. Kızlar. Kızlar. Şimdi gelirler, beni konuşturmazlar Mustafa. Annem, bak geliyorlar. Annem, veriyorum. Annem, hadi Mustafa'cığım, Allah'a emanet. Bir dakika kızlar, durun bir dakika. Bir dakika. Hadi Mustafa'cığım. Allah yola çıkma. Anne ver, ben konuşacağım. Bir dakika kızlar, bir dakika, teker teker. Alo. Alo baba. Ya, nasılsın? Hadi. İyiyim. Siz nasılsınız? Ya, biz iyiyiz baba. Ay, hadi, bir dakika Armi çekiştiriyor. Ay, veriyorum. Armi. Alo. Uf. Babacığım. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. Armi, ben çok konuştum. Sen kızlara. Çok konuştun. Ver bana. Dur, ver birisini veriyorum. Babişko. Bana parfüm getireceksin. Abla, ver ne şunu ne bana. Oluyor? Alo babacığım. İyiyim, iyiyim. Ağrım var mı Bilgeciğim? Yok ağrım falan. Alıyorum ilaçlarımı düzenli. Hadi bana da var. Tamam, Cansu da konuşacak. Öpüyorum, bay bay.
Alo baba, Yıldız abla her sabah fönü öttürüyor. Armağan abla onu dövecekmiş tutaklı. Yıldız abla iş bulmuş, güncülük yapacakmış. Kızım sen ajans mısın? Ver bakayım onu bana. Mustafa'cığım. Hadi canım, Allah yol açıklığı versin. Güle güle. Kendinize dikkat edin Nale Hanım. Güle güle canım. Al canım sen de bunu. Gel. Hop. Tamam. Hadi bakalım. Babanızın sağlığı keyfi yerinde. Birkaç haftaya dönecek Irak'tan. Tamam mı? Hadi kahvaltı sofrasına. Hadi hadi hadi. Şu gelecek torun var ya yavrum. Utku. Hı hı, Utku. Aman diyeyim, iyi geçin onunla. Hulusi Bey kendi torunu gibi sever onu. O da kendi dedesinden çok sever onu. Yakışıklı çocuktur. Çok efendi. Seninle aynı yaşta. Yurt dışında okuyor. Utku'nun önceki senelerdeki tatillerinde Hulusi Bey'in Kuşadası'ndaki yazlığında buluşurduk. Bu sene ben de anlamadım. Oğlanın stajı falan var belki. Şimdi neden geliyor diye sorsam. Merak insanı öldürür Bade Hanım diye kükrer. Ha bana bak. Merak dedim de sen annenleri aradın mı? Yavrum merak etmişler seni. Kadıncağız gece gündüz arar durur Rize'den ha. Yazıyor hep o fatura. Akşam arayacağım teyzeciğim. Şu kalan iki final notumu da öğrenip geleyim de. Hı. Konuşunca selam söyle. Aleyküm selam teyzeciğim. Yavrum benim. Sen ne akıllı çocuk oldun böyle ha? Allah bağışlasın. Bir de okulu bitir avukat çık da bak bakalım ailen nasıl gurur duyuyor seninle. İnşallah. Aa bak kızlar yine şakıyor. Allah bu ailenin neşesini hiç bozmasın. Hadi ben okula gideyim teyze, notlarımı öğrenip geleyim. Bir şey lazım mı? Ya yok yavrum, lazım değil. Sağ ol. Uy. Kızlar yavaş, sessiz olun yavaş. Hulusi Bey şimdi gürültüden şikayet edecek bizi. Aman anne, sussak da bu defa polise gidip bu yandakilerden çıt çıkmıyor. Kesin gizli gizli bir haltlar karıştırıyor bunlar memur bey diye şikayet eder. Kutlu o, kutlu. Kız Allah iyiliğini versin seni. Bade! Buyur Hulusi Bey. Çayımı tazele. Bir de şu yandakilerle konuş. Ahbabın ya o kadın. Ne konuşayım? Bu kadar gürültü yapmasınlar canım. Adab-ı muhaşeret diye bir şey var. Hep rahmetli Mümtaz musallat etti bunları başımıza. Senede 15 günü Amerika'dan gelecek de köşkte kalacak diye kapattırmadı evi. Şimdi de bunlar iyice yerleşti işte. Bir şey yapmıyorlar ki Hulusi Bey. Şarkı söylüyorlar. Kusura bakma ama ben kimsenin evine gidip de kendi evlerinde konuşmayı yasak edemem. Orası onların evi değil. Rahmetli Mümtaz'ın evi. Rahmetlinin oğulları o zaman gelsin de ilgilensin evle. Bekçi eline bırakmasınlar. Hem insancıklar o eve iyi bakıyorlar ki şikayet eden yok. Ben sana çayını katayım. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hoşuna gidiyor mu? Hadi bir daha, bir. Bebek uyudu mu kızım? Üç. Uyudu anne. Anneciğim ben okula gidiyorum. Tamam. Aa Elif dur, biz de çıkıyoruz. Uğurlar ola. Hadi ablan okula. Anladık da sen. Bu fare çok sıkıldı şimdi. Parka götüreyim. Sen de gelecek misin bizimle ufaklık? Ben flü çalacağım. Parka çocuklar gider. Ay. Anneciğim geç kalmam ben, görüşürüz. Tamam canım, hadi güle güle. Dikkatli olun, elini bırakmayın. Tamam. Hadi güle güle. Çok dikkatli ol ufaklık, tamam mı parkta oynarken? Olur ablası. Günaydın Ali. Günaydın. Okula mı? Okula. Hadi gel notlara bakalım. Ben de şimdi sana seslenecektim. O yol tek başına çekilmez şimdi. Hadi gidelim o zaman. Biz bu taraftan kaçtık. Görüşürüz. 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 Nasıl gidiyor? Bildiğin gibi işte.
Günaydın Nalan. Ah, günaydın Bade, gel. Hulusi Bey evden çıktı da anca geldim. Hadi gel, geç bir kahve içelim. Hayırdır? Keyfin yok. Pek hayır değil galiba Nalan, sorma. Dur bir dakika. Kızlar! Kızlar! Hadi siz şöyle mutfağa gidin. Bize güzel üç kız kardeş kahvesi yapın da, tamam, gelin. Hadi bakayım. Kardeşiniz hadi de alın. Gel. Hadi hadi, çabuk çabuk çabuk, hadi bakalım. Günaydın. Ben yapacağım, ben yapacağım. Kahveyi gel ben yapacağım. Bahadeci. Hayır, sen küçüksün. Bade. Hı? Korkutma beni, ne oluyor? Bu sabah Hulusi Bey telefonda konuşurken duydum. Ay, bunun nalet bir kardeşi var ya, Sami. Bildin mi? Sen hep bahsedersin de hiç görmedim. Ay, şeytan görsün uğursuzu. Görüp de ne yapacağım? Bu sizin köşkün sahibi öldü ya, Mümtaz Bey. Bu Hulusi Bey'in akrabasıydı biliyorsun. Hulusi Bey'le Sami'nin de bu köşkte payları varmış. E şimdi Sami takmış bu köşkten payını almaya. Bu durumda köşkü satmaları lazım. Mümtaz Bey'in çocukları razı olursa bu evi satacaklar herhalde. Bize de yol gözükür o zaman. Beş çocukla nasıl kiraya çıkarız biz? Hem kızlar da çok alışmıştı buraya. Önce Sami uğursuzu bir gelsin, ben iyice öğrenirim. Ona göre bir şey düşünürüz. Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Ay, tepsiye değil karşıya bakacaksın ki kahve dökülmesin. Ah canım. Ama öyle robot gibi karşıya bakma, misafirlerimize bak. Bak kahve yapmış, görüyor musun? Ya. Aferin benim kızıma, önce Bade ablana ver. Ellerin dert görmesin güzelim. Oh, aferin benim güzel kızıma. Kahvemi içeyim de Cansu'yu köşke götüreyim ha? Hazır Hulusi Bey evde yokken kızcağız piyanoyla oynasın. Koca köşkte elleyen yok, çalan yok. Küflenip gidecek koca alet ha? Baba da gelebilir mi? O da dinlemek istiyor. Gelsin. Uy. Ali, ben bir 90 mı görüyorum burada? Vay, 90. Bakayım benimki nerede? 92. 92. Hı-hı. Çalışsay mısın biraz? Hı, söyleyene bak. Aslında ben biraz senden kopya çektim ama 2 puan geride kalmışım. Olsun canım, 2. sınıfa geçtik mi geçtik. Ortalamalar da süper. Aa, Elif ne haber? Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İyilik canım, sen nasılsın? Notlara bakmaya geldik. Sen 75 almışsın, ben baktım. E süpermiş, yırttım desene. Abim, hatırlıyorsun. Daha merhaba, önce tanıştırmıştım sizi Timuçin. Hatırlamaz mıyım? Nasılsın? İyi işte, ne olsun. Bir parti organizasyonu yapalım diyoruz millet dağılmadan İrem'le beraber ama... Biz de seni çağıracaktık Elif. Hı-hı. Bizim evde toplanıyoruz. Annemler yok. Yarın herkes tatile dağılmadan bir eğlenelim dedik. Millet akın akın yurt dışına çıkıyor çünkü. Kesin sen de gidiyorsundur. Parti sizin evde. Ev nerede? Yani sen geleceksen ben zaten seni seve seve alırım. Geleceksen ne demek? Elif beni kırmaz. Değil mi Elif? Yarın telefonlaşalım, abim gelip alsın seni. Hadi canım, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Ali, niye bu sıra? Seni çağırmadılar diye ise... Çağırsalar da gitmezdim zaten. Ha işte o yüzden. Sen onların grubuyla takılmıyorsun. Zaten gelmeyeceğini düşündükleri için. Ama neyse, boş ver. Aa, bak bende ne var? Aa, ne bu? Sınıfa geçersek bunu ıslatırız diye almıştım. Önümüzdeki hafta Jet Rotal konserine 2 bilet. Ya ben biraz gölgede kaldım o zaman. Niye? En sevdiğin çikolatayı almıştım ben de ama... Aa, olur mu öyle şey? Çikolata her zaman işe yarar. Al bakalım. Ama o senin. Konseri de ikimiz gitmeyecek miyiz? Bu da ikimizin. Tamam. Hayatta gidemem ben o partiye ya. Hadi bakalım. Aferin sana. Nasıl Hasan'cığım? Eğlendin mi? Evet. Aa, balon. Balon. Tamam, sana balon alalım. Sonra da eve kaçarız. 50 versem olur mu? Olur abi. Ah. Merhaba, ben bir balon alacaktım ama. Hepsini sattım abla. Şaka. Yok abla, abi hepsini satın aldı.
Sağ olasın abi. Sen de sağ ol. Hepsi yetmez ama. Neye yetmez? Uçmana. Efendim? Yani eşek kazığı kadar adam hepsini bir anda alıyorsa başka sebebi olamaz herhalde. Belki sevgilimi alıyorum. Sevgilin 5 yaşında o zaman. Bak, benim o balonlardan birini almam lazım. Üzgünüm canım, ben hepsini aldım. Bir dinlersen anlatacağım. Bu çocuk var ya, o da kardeşi de bize emanet. Ya biraz oyalanır diye düşündüm. Yani senin gibi boş bir nedenden dolayı istemiyorum balonu. Boş neden mi? Sen beni tanıyor musun ki balonu alma sebebimi bileceksin? Neyse ne canım, şurada 2 saattir dil döküyoruz. Sat o zaman birini. Satayım mı? Deli misin kızım sen? Tüccar mıyım ben? Değilsen o kadar balonu ne yapacaksın kardeşim? Bak, benim bu balonlarla ne yapacağım seni hiç ilgilendirmez. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu balonları aldığıma daha da çok sevindim. İsabet olmuş. Hak etmeyen birinin elinde heba olacaklardı. Kendimizi almıyoruz senin gibi. Çocuğu alıyoruz. O hak etmiyor mu yani? Al koçum. Aklı sıra büyüklük onda kaldı. Yürü Hasan'cığım sen. Allah Allah ya. Güzelim. Gitmemiz lazım meleğim. Uy balonlar. Ya. Bade. Komşunun kızı Hulusi Bey. Hatırladınız mı? Beni çok sever. Ara sıra mutfakta yanıma gelir. Ne güzel şeymişsin sen öyle. Al bakalım. Bu da senin. Ali, sen Cansu'yu yan eve bırak da sonra Refik Bey'e yardım et. Valizleri taşıyın. Hı-hı. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç abi. Onlar ne deli olan. Sana söz verdim ya. Ay unutmamışsın çocuk. Nasıl unuturum Bade ablam? Ha? Rize'de bizim bir düğünde gördüydüm. Gelin dilek dileyip balonları havaya saldıydı da hepsi uçtu gittiydi. Sonra kız her yerde anlatmış dileğim oldu diye. Hep içimde kaldıydı. Demek unutmadın ha? Şimdi sen dilek dile de salalım şu balonları. Allah senin ne muradın varsa versin deli oğlan. İlk muradım çay vallahi Bade abla. Kriz tuttu ya. Ben de çayı demledim. Ben de seni unutmadım. Hadi yürü. Hadi. Geç içeri. Ya inanmıyorum ya. Ben söylemesem aklına bile gelmeyecekti. Ha birden kahraman oldu herif. Ne oldu abla ya? Yine kime söyleniyorsun? Görgüsüzün teki baloncunun bütün balonlarını almış. Sonra da geçmiş karşıma diyor. Ne diyor? Bir dakika. Bir dakika. Cansu? Sen nereden buldun o balonu Cansu? Bir abi verdi. Hangi abi? Tanımıyorum. Ne demek tanımıyorum ufaklık? Yabancılardan hediye almak yok diye konuşmadık mı? Ne oldu? Ya sen nasıl alırsın tanımadığın yabancı birinden? Yabancı değil ya. Yan köşke gelen biriymiş. Huysuz amcanın yanındaki biriydi. Bir sürü balonu vardı. Mahallede balonlu bir dangalak dolaşıyor anlaşıldı. Çocuklardan ne istiyor acaba? Bana bak Cansu. Uzak dur öyle yabancılardan. Anne. Normal insan hiç 100 tane balonla gezer mi canım? Anne. Besbelli sapık o. Anne. Tanımadığın insanların arkasından atıp tutmak sana hiç yakışıyor mu? Kahretsin. Bana ders verene bak. Tanımadığın insanların bahçesine böyle dalanır mı? Çık yoksa bozuşuruz. Sen özür dileyene kadar çıkmıyorum. Adım Utku. Bak tanıştık. Şimdi özür bekliyorum. Onun adı da Armağan. Memnun oldu. Memnun falan olmadım. Hem sen şu an suç işliyorsun. Burası bizim bahçemiz.
ve senin burada bulunma hakkın yok. Ayrıca kardeşimden de uzak dur. Noel babalık yapacaksan Aralık ayında görüşelim. Güle güle. Yeni gelen komşunuzu böyle karşılıyorsunuz demek. Ben Londra'da okurken en çok misafirperverliğini özlemiştim buranın. Görmeyeli değişmiş. Üzüldüm. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Aa. Ukalaya bak. Bir de görüşürüz diyor giderken size, gördün mü? Nasıl da kendinden emin. Ama bu yandaki Hulusi ne ki onun akrabası ne olsun? Vallahi ben görüşürüm mesela. Çok tatlı çocuk değil mi? Yeliz. Bak seninle de bozuşmayalım. Aa, ablam geldi. Hoş geldin abla. Neyin var senin? Hoş bulduk. Ya İrem evinde parti veriyormuş. İlla çağırdı. Gitmek de istedim ama şimdi elbisem yok uygun. Ali'den ayrılınca biraz vitrinlere baktım. Delirmiş fiyatlar. Gitmeyeceğim herhalde. E anneme söyle. Yok şimdi sıkılmasın o da. Ah, bakın. Biz uyandık. Aman da uyanmış o. Gel gel gel. Ah, bakın 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 bakın. Bakın bakalım. Gözlerim çok tatlı. Aa, Fatma Gül hoş geldin kızım, gel. Hoş bulduk abla, hoş bulduk. İyi haberler var mı? Var var. Başlıyorum temizliğe. Şimdilik haftada bir gün ama. Kadın memnun kalırsa başkalarına da tavsiye edecekmiş. İyi hadi bakalım canım, çok sevindim. Ben alayım onu abla. Git bakalım anne. Allah razı olsun abla. Gideyim de kuru fasulyeyi ocağa koyuvereyim. Hadi. Sen ne zaman istersen bırak kızım, tamam mı? Hiç düşünme. Gel hadi. Hasan. Bye bye. Hadi görüşürüz. Anneciğim, biz de Bilge ile bakkala gidelim. Cansu da gelsin. İyi tamam ama gecikmeyin, tamam? Tamam. Hadi. Hadi gel. Hadi ben de çay koyayım bari. Anneciğim. Söyle canım. Elif'in arkadaşları veda partisi yapıyormuş. Evde. O da gitmek istiyor ama şimdi elbise falan almak lazım diyor. O yüzden vazgeçmiş. Sen bir el atsan duruma. Kız bütün sene eşekler gibi çalıştı biliyorsun. Dur sen çayı koy. Ben konuşurum onunla. Öğrenelim bakalım neymiş bu parti. Tamam. Hadi. Prenses. Efendim anneciğim. Kuşlar bana bir şey söyledi. Ben o kuşu keseceğim ama bir daha öterse söyle ona. Elbise mi lazım sana? Anneciğim gitmeyeceğim, hiç konuşmayalım. Elif, bütün sene ders çalıştın sen. Notların beni de babanı da ne kadar gururlandırdı biliyorsun. Hem biz sana hediye alacaktık yavrum. Bu eğlence de senin hediyen olsun işte. Hem elbise kısmına bir şeyler yapacağım ben. Tabii dikecek vakit yok ama. Anneciğim gerçekten. Kapattık konuyu. Anlat bakayım şimdi neymiş şu yan köşk meselesi? Abi, Mümtaz abi göçtü gitti biliyorsun. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin tabii de. Yani tek bir seveni yoktu rahmetlinin. Bizi az çektirmedi şu köşk yüzünden. Sami? Şimdi ben Mümtaz abinin çocuklarına ulaşayım diyorum abi. Hem artık Amerika'dan geri gelmezler. Neticede bu köşkte bizim de payımız var. Küçük bir payımız var. Ama var. Çocuklar ikna olursa biz hisselerin kalanını da satın alalım. Benim görüştüğüm bir yatırımcı var. Fotoğrafları falan gösterdim. Çok ilgileniyor bu olay. Çok şık bir restoran yapacaklar. Onlarla ortak girelim bu işe. Burnumun dibinde restoran. Öyle ayak altı bir yer değil. Özel müşterileri olan şık bir yer olacak abi. Şimdi ne sanki? Yıkıldı yıkılacak bakımsız bir köşk, içinde yaşayan bekçi ve ailesi. Gözünün önünde mezbelelik. Haksız mıyım? İşte bak onda haklısın. Gürültüleri, patırtıları bitmez. Çok lazımmış gibi 50 tane de çocuk doğururlar. Cansu bir kere de ben atlayayım mı lütfen? Bak böyle dengede duracaksın. Çok güzel. Bu gömlek. Bu da gömlek. Bunu nereye koyayım? Şu köşeye bırakırsan zahmet olacak. Peki tamam. Başka bir isteğiniz var mı? Seninle tanışmak istiyorum.
Adım Ali benim. Buraya geçen yaz sonu geldim. İstanbul hukuku kazandım. Bu senede ikinci senem. Ailem Rize'de. Beni de buraya Bade teyzenin yanına gönderdiler. Bade teyze ablamın süt annesi olur. Hem burada Bade teyzeye yardım ediyorum hem de ailem nerede olduğumu bildiğinden işleri rahat ediyor. Yani aslında aşağı yukarı bu kadar. Memnun oldum Ali. Ben de Utku. Bir isteğiniz olursa seslenirsiniz. İsteğim var. Siz de bizle olmayalım. Bana Utku de. Peki tamam. Hadi. Bu da gömlek. Buraya koy. Lütfen rahatsız olma. Dedemin işleri hiç bitmiyor. Ben de yanınıza kaçayım dedim. İyi etmişsin. Otur. Annenler nasıl? İyi hepsi. Hep bildiğin gibi Bade abla ya. Yurt dışında ne kadar iyi olunuyorsa o kadar iyi işte. Aman sağlıkları iyi olsun da. Asıl sen anlat Bade abla. Ne var ne yok? Aman ne olsun hep aynıyız. Köşkün işleri. Hulusi Bey bu sene büroya da az gidince aman sıkıntıdan köşkte benimle didişti durdu. Bu yan evdekiler kim? Ha Nalanları mı diyorsun? Sahipleri yokken yan köşke bakıyorlar. Çok iyi bir ailedir. Nalan terzilik yapar. Çok severim onları. Kimseye zararları yoktur. Kocası da uzun yol şoförü. Aman geçim derdi işte şu. Bir tane erkek gibi olan var. Kim o? Ha sen Armi'yi diyorsun. Aman en hoşarları odur. Belli. Peki diğerleri kim? Bunlar beş kardeşler. Elif en büyükleri. Ali ile aynı okula gidiyorlar. Avukat çıkacak. Armi bir küçüğü. Sonra Yeliz var. Biraz dillidir ama iyi kızdır. Bilge de Yeliz'in bir küçüğü. Sürekli kitap okur. Ne yapsın başka garibim? Neden? Kalbinde delik var. Koşup oynamak yasak ona. O da kendini böyle kitap okumaya vermiş. En küçükleri Cansı. Tam ana kuzusu. Derdi günü müzik. Elinde düdüğü. Flüt o teyzeciğim flüt. Aman canım neyse işte. Akşama kadar öttürür durur. En küçüklerin adı ne demiştin? Cansu. Hadi hadi siz de beni lafa tutmayın yardım edin de kaldıralım şunları ha. Gel bakayım koy şunları şuraya. Koca bir yaz burada olacaksın. Kendin tanışırsın artık. Aman o erkek gibi olan benden uzak dursun da. Koy şunu da. Ellerine sağlık güzel kızım. Hadi geç otur. Abla bir yerde karar versen artık. Başım döndü. Dinleyecek bir şey bulsam duracağım. Dur dur. Annemle babamın şarkısı. Keşke babam da burada olsaydı. Babamı çok özlüyorum. Söyleyemem mazideki sevgilimi. Alev alev çıra gibi beni yakan sevgisiydi. Dertlerimi zincir yaptım birbirine ekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Hadi artık yataklarımızı yapalım. Hadi saat geç oldu. Al canım sen de bunu. Ne oldu ufaklık? Baba yok anne. Yeliz, nereye sakladıysan ver şu baboyu. Aman, ayağınız taşa takılsa benden bileceksiniz ha. İyi ki bir kez sakladım ya. Bahçeye koymuşsundur belki. Hayır, yan tarafta unuttum. Geç oldu kızım. Nasıl alacağız bu saatte? Bu gece onsuz uyusan olmaz mı? Uyuyamıyorum anne. Oo, bir tane. Gel. Bade abla uyumamıştır daha. Ben gidip hemen tıklatırım. Hadi. Hadi gel hoppala. Ablan gidip şimdi baksın. Baba neredeymiş bakalım. Hı?
Hayırdır abi? Can soyasını gündüz burada unutmuş galiba Bade abla. Işığı görünce geldim ben de. E gir içeri. Biraz sessiz ol. Herkes uyuyor. Sen tamam. Şimdi salona bak. Ben de buralara bakayım. Tamam. Of be. Gece gece. Ne hırsızı be? Bade ablanın haberi var girdiğimden. Kardeşim ayısını burada unutmuş. Bunun için sabah da gelebilirdin. Gecenin bir yarısı evin içinde dolaşman aklı çıkarmıyor bu. Ayrıca ben gündüz vakti sizin bahçeye bile giremezken senin bu ayrıcalığın nereden? Sabah gelemezdim. Neden? Böyle karanlıklar prensesi gibi dolaşmak hoşuna mı gidiyor? Sana ne kardeşim ya? Sen gitsene kendi işine. Bak ya, hem gel gecenin bir yarısı evin içine girsin sizce, sonra da sana ne de. Boşa dememişler Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye. Bak hala hırsız diyor. Yalvarsanız da sizin o uyuz evinizden bir çöp bile almam ben be. Kardeşim ayısı olmadan uyuyamıyor. Onun için geldim. Yoksa meraklısı değilim evinizin. Kızım, aa bulmuşsun. Buldum Bade abla. İyi geceler. İyi geceler. Hulusi'ye huysuz diyordum. Bu ondan da huysuzmuş. Gören de evlerini yedik zanneder. Aa, al bakalım bızdık. Bulmuşsun. Armağan ne oldu? Yan tarafta biriyle takışmadın inşallah ha? Yok bir şey anneciğim. Hadi bakalım yatağa koca bebek. Ayımız baba da burada. Hadi bakalım yatıyoruz. Kalk 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 kalk. Hadi. Hadi bakalım. Hadi kızlar iyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler anne. İyi geceler. İyi geceler abla. İyi geceler. İyi geceler. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda. İkimizin yürüyoruz. Ben derdimi hangi dağa, yüreğimi hangi suya diyemiyorum. Turnalar sevdiğim oy. Turnalar sevdiğim oy. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda. İkimizin yürüyoruz. Thank you.
fabrikadakilerle konuştum gece. Onların sabah olsun diye bekledim. 4 gibi aradım. Ne diyorlar? Barış'la konuştum ben. Büyük oğlan. Kardeşimle de konuşayım, arayayım dedi. Hazır buradayken yatırımcılarla da konuşacağım bugün. Şu yan evin planı falan da lazım. Bir an önce mimarlar çalışmaya başlasın. Barışları her halükarda ikna ederim ben. Bu saatten sonra onlar da ne yapacak ki burayı satıp kurtulmak isterler. Yatırımcıları da sıcağı sıcağına bağlamak lazım. Günaydın Nalan. Günaydın Bade. Haber var mı? Var var. Yüzüne bakılırsa pek iyi değil galiba. Bir oturayım şöyle önce. Ay Bade, korkutma beni. Ne diyorlar? Daha incesini öğrenemedim meselenin. Ama burayı birileriyle ortaklaşa restoran yapacaklarmış galiba. Senin bu köşkün sahibi var ya, rahmetli Mümtaz Bey. Allah rahmet eylesin, evet. Onun oğulları da sıcak bakıyormuş galiba meseleye. Evin planını bulalım da mimarlar çalışmaya başlasın dedi. Kızları belli etmeyelim bari, olur mu? Mustafa ile bir yoldan gelsin de o bir çözüm yolu bulur elbet. Gideyim ben, gideyim. Sonra konuşuruz. Tamam hadi. Güle güle. Boncuk. Minik kuşum bebeğim, uyandın mı sen? Uyandım. Boncuk açmış. Boncuğu beraber besleyelim mi? Evet. Hadi gel. Nerede? Pis, 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 pis. Gel Boncuk, gel. Boncuk. Pis, 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 pis. Gel. Boncuk. Boncuk, gel. Cansu. Cansu. Buradaymışsın Bıdık. Yatağında göremeyince korkuttun beni. Seferi misin sen sabah sabah? Elif uyandı mı? Uyandı. Biz de kahvaltı hazırlıyorduk. Aferin benim çalışkan kızlarıma. Anne, bu Elif'in olayını düşündün mü? Ya bütün gece uyuyamadı kız. Biliyorsun o bir şey istemeye de hep çekinir. Ama içi gidiyor belli. İstediği kıyafeti de alacak. O eğlenceye de gidecek. Nasıl? Paramız var mı? Olmaz mı? Bu sabah Mine Hanım şoförüyle para gönderdi. Son diktiğim elbise için. Bu onun işini biraz görür. Ama hemen bir şey söylemeyelim, olur mu? Kahvaltıda sürpriz yapalım ona. Allah be! Kimin annesisin sen? Canım. Sen ne diyorsun bu restoran işine evlat? Restoran işi mi? Yandaki köşkün tamamını satın alıp restoran yapıyoruz yabancı ortaklarla. Hem o köşk bakımsızlıktan yıkılmayacak, hem Mümtaz abinin bizi muhatap etmiş olduğu abuk sabuk adamlardan kurtulmuş olacağız. Ben ilk defa duyuyorum. Yandakilerin nesi var ki? Hiç abuk sabuk gelmediler bana. Olur mu canım? Her yerden bir çocuk fırlıyor. Ev değil salı pazarı. Hiç bu çevreye yakışıyorlar mı Allah aşkına? Bence onların bozduğu bir şey yok çevrede. Şimdi de bunların avukatı mı kesildin başıma? Ben avukatlık yapmıyorum dede. Sadece insanları gelir düzeyine göre sınıflandırmanın hata olduğunu düşünüyorum. Hepsi bu. Bak evlat. Sen daha küçüksün. Dedenden sana hayat dersi. Böyle romantik tavırlar karnını doyurmaz. Para parayı çeker. Ne kadar kazanırsan o kadar güçlüsündür. Tamam. Ben bunlara hiç karşı çıkmıyorum ki. Ama senin güçlü olman onları ezmen anlamına gelmez. Sokakta mı kalacak şimdi bu insanlar? Hayatta iki kutup vardır. Ezenler, ezilenler. Birinden birini seçmeye mecbursun. Ben orta yolu seçiyorum o zaman. Görüyorsun değil mi abi? Ne desem anlamıyor. Ne babasına benziyor ne bana. Kime çekmiş bilmiyorum ki. Paraya sizin kadar değer vermediğime göre anneme çekmişim demek ki. Biz kazanıp seni bolluk içinde yaşattık da ondan değer vermiyorsun tabii. Kendin hayata atıl da o zaman görelim seni. Ben doydum. Size afiyet olsun. Zamane. Dilleri pabuç kadar. Sen bir şey demeyecek misin abi? Haklı haksız bilemem. Ama kendini savunmasını sevdim. Cesur çocuk. Ekmekler de geldi. Yeliz,
Hadi canım, çay demlenmiştir, getir çaydanını. Ya anne. Hadi hadi hadi. Of hadi. Ya. Al şunu. Elif. Efendim anneciğim. Arkadaşının evi neredeydi yavrum? Anne gitmeyeceğim. İrem'i arayacağım şimdi. Boşu boşuna abisi gelmesin. Beni almaya gelecekti. Kaçta alacaklardı seni? 1:30'da. Hmm. Yani elbise alacak vaktin var, öyle değil mi? Al bakalım. Anne bu nereden çıktı? Müşterisi göndermiş. Aa, ablam partiye gidiyor. Bol bol fotoğraf çek de biz de görelim insanlar nasıl yaşıyor. Ne? Merak da mı etmeyeceğiz? Anne bu seni zorlayacaksa. Hadi çayları soğutmayın. Bugün işim çok çocuklar. Hadi bakalım. Canım. Bilgeciğim zeytini uzatsana. Armi hadi acele et, biz de elbiseyi almaya gidelim. Ne? Armi elbise mi alacak? Hayatta olmaz. Aa, neden olmuyormuş be? Neyi mi beğenmediniz Neslihan Yargıcı? Ya abla elini vicdanına koy bir düşün Allah aşkına. Sen ne anlarsın modadan, şıklıktan ya? Yalan mı anneciğim? Sen şu kızını ömrü hayatında bir defa sweatshirtten başka bir şeyle gördün mü mesela? Aa, kızım beni hakem tutmayın. Kendi aranızda halledin. Abla! Abla! Fatma Gül. Kızım. Abla yetiş. Ateşi fırladı birden. Ne yaptıysam ne ettiysem düşmedi. Hastaneye götürmeden iyi olmayacak yavrum. Götürsene Fatma Gül abla, ne duruyorsun? Hastane çok para alacak şimdi ya. Yol param bile yok. Sen de varsa diyecektim abla. Hay Allah kızım. Ben de bugün bütün paramı... Bana verdi Fatma Gül abla, al. Al al kızım. Al kızım al, hadi al. Armi de seninle gelsin şimdi. Hastanede işlere koşturacak biri lazım. Ben hemen çantamı alıp geliyorum Fatma Gül abla. Hadi. Allah razı olsun abla. Biliyorum size çok yük oldum ama... Şu benim kör olasıca gittiğinden beri hiç aramadı abla, hiç. Şş, tamam kızım tamam, biz ne güne duruyoruz? Hem bak böyle şeylerin lafı bile olmaz, tamam mı? Hah geldi. Hadi siz şimdi gidin. Hadi, hadi. İyi haberlerle gidin. Parti abla ya. Kim bilir ne kadar eğlenecektin orada ya. Sinir oldum. Yeliz sus. Kadının çocuğu orada ateşler içinde yanarken sen hala parti diyorsun. Ya ben senin iyiliğine şey ettim. Benim iyiliğime şey etme. Orada yaşına girmemiş bebek varken benim iyiliğime şey etme sen. Hadi bulaşı yıka. Sıra sende. Benim üstüme yıkmaya hiç çalışma. Ya sana iyilik de yaramıyor ha. Kızlar bir bakın bakayım. Aa anne o ne? Benim nişan kıyafetim. Nişan kıyafetin mi? Hmm. Vay anne. Kızım biz de gençtik bir zamanlar. Babanla ben nişanlandığımda 17 yaşındaydım. Anne yeni dikilmiş gibi duruyor. Kızım ne olacak? Eskileri ısıtıp ısıtıp moda diye yediriyorlar bizi. Vallahi dergiden fırlamış gibi. Ne olacak şimdi bu? Dur bakayım. Şimdi senin şu parti gündüz saatlerinde olduğundan bu uzun tuvalet biraz abes kaçar. Onu şöyle şuradan kesip bir dikiş atacağız ve seni partiye yetiştireceğiz, tamam mı? Ay süper fikir. Anne bu senin nişan kıyafetin. Geri dönüşü yok. Canım sandıkta güvelere yem olacağına benim canımın üzerinde olsun daha iyi. Hadi gel bakalım içeri gidip bir boy provası yapalım. Sonra da Yeliz seni saçlarına yapsın, tamam mı? Tam benlik. Hadi bakalım. Hadi.
Hadi 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 içeri. Heh, gel gel. İyi günler. Bizim ciddi bir sorunumuz var. Bebeğimiz 8 aylık ve ateşi inmiyor. Doktoru nerede bulabiliriz acaba? Sigorta kartı. Sigorta kartı? Yok. Yok. Geçin şöyle oturun. Ama beyefendi. Hanımefendi, geçin oturun. Biz çağıracağız vakti gelince. Geç abla geç. Ben... Oğlum yer versene. Teşekkürler, sağ olun. Tamam, tamam, tamam. Ağlama, tamam. Fatma Gül abla. Of, ağlama canım, ağlama. Tamam, ay tamam. Allah kahretsin ya, of, of. Alın bunu sıcak. Kimse yok mu ya? Pardon, doktor Anıtma yerinde mi acaba? Tamam canım. Ağlama. Tamam, ne yapacağız? Ağlama, tamam. Ağlama, ağlama. Ateşi çıktı ya. Bizimle ne zaman ilgileneceksiniz acaba? Size bekleyin dedim. El kadar bebeğin ağlamaktan canı çıktı. Ateşler içinde yanıyor. Hiç mi umurunuzda değil ya? Hele bu çocuğa bir şey olsun. Yeminle dağıtırım burayı. Bu kadar da olmaz canım. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Hepinizi şikayet edeceğim Sağlık Bakanlığı'na. Verirsiniz bunun hesabını, görürsünüz o zaman. Buyurun. Hak verilmez, alınır. Bakayım. Dön 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 dön. Beğendi mi benim güzel kızım? Anneciğim çok güzel olmuş. Vallahi süper oldu anne. Mezun olunca ben de giyebilir miyim? Ay sen önce bir okula başla. O zaman bakarız benim güzel cimcime. Hadi abla saçını makyajını da yapalım, hazır ol. Tamam. Hadi, hadi, hadi gidin canım. Ay seni merak ettim. 2 dakika kaçtım. Nasıl oldun? Hadi gel Badeciğim. Güçlü durmaya çalışıyorum ama ne yapacağımı şaşırdım Bade. Mustafa'nın telefonunu arıyorum. Cevap yok. Belki çekmiyordur oralarda. Belki de. Kara gün kararıp kalmaz diyorum ama bir yandan da nereye taşınırız? Nasıl çıkarız? Kirayı denkleştirip 5 çocuğa nasıl bakarız diye düşündükçe nefes alamıyorum. Hep o Sami denen soysuzun işi bunlar. Hulusi Bey tek başına olsaydı yeltenmezdi buna. Adamların da malı. Ne diyeceksin? Mustafa bir an önce gelse de. Bade! Bana bak. Ne güzel dedin. Kara gün kararıp kalmaz diye. Biz iyisini düşünelim ha? Hayırlısıyla buluruz bir yol. Ben gideyim şunlara bakayım, tamam mı? Hadi. Şu saçına bir bakayım. Toka tak abla. Toka. Evet. Bir de sprey. Tamam. Yüzüne bakayım. Allığın az olmuş. Ver bakalım fırçayı. Abla, bu gelecek çocuk kimin nesi? İrem'in abisi Timuçin. Nece? Uluslararası ilişkiler mezunu. Babasının yanında çalışıyormuş. İrem öyle söyledi. Ha. Yani bu çocuk servis şoförü olmadığına göre biz seni almaya geliyor evden. Ne iş? Yeliz. İşine baksana sen. Çocuğu daha tanımıyorum. Allah Allah. Tamam. Abla bak, dudaklarım kocaman. Koparırım senin o dudaklarını fare. Fare, çok güzel olmuş. Ben birkaç güne Amerika'dan da durumu netleştiririm abi. Yine gelirim, yüz yüze konuşuruz. Tamam. Hadi selametle git. İyi yolculuklar dedi. Utku, büyük amcanı üzme. Üzmez, üzmez. Hadi, uçağa kaçıracağız. Hoşçakalın.
Güle güle. Biz de yürüyelim mi şöyle? Yürüyelim amca. Bademiz bir saate kadar geliriz. Tamam Hulusi Bey. Restoran mı yapacaklar Bade teyze heriflerin evini? Yapacaklar galiba Ali, baksana. Ay taşınacak paraları da yok gariplerin, biliyorum. Ha kimi kimseleri de yok ki sığınsınlar. Neyse. Kocası gelsin de bir selametle, bir hal yoluna bakılacak artık. Psst. Güzel oldu mu kız? Bu gizli bilgi. Söyleyemem. Bekle ve gör. Evet sevgili konuklar. O bir avukat adayı. O bir güzeller güzeli. O bir ünlü modacı Yeliz Gezici'nin yolundan giden silikonu. İşte karşınızda Elif Gezici. Bravo. Ah Elif'im, sen ne olmuşsun böyle? Anasına bak kızını al demişler. Anne biz bu cadıyı kuaför yapalım. Çok yetenekli. Ay. Efendim. Alo. Mustafa Gezici'nin evi mi? Evet buyurun. Eşiyle mi görüşüyorum? Evet benim. Hanımefendi ben eşinizin bağlı çalıştığı taşıma şirketinden arıyorum. Müdür bey sizinle bugün görüşmek ister. Çok acil. Çok güzel oldu. Tamam hemen vallahi geliyorum. İyi günler. Kolye kolye. Bence böyle hayır, çok hayır, hayır. Güzel mi? Küpeler güzel. Küpeler. Evet küpeler çok güzel. Abla kızlar. Abla seni çok beğenecek. Müşterim aradı. Elbise spotluk yapmış. Ben bir düzeltip geleceğim, tamam mı? Yeliz. Efendim anne. Kızım. Armi gelene kadar kardeşlerin sana emanet. Hı, tamam. Bu da senin. Anne benim yanımda var biraz para. Olsun bulunsun yanında al. Hadi ben de üstümü değiştirip çıkıyorum. Hadi iyi eğlenceler. Ne oldu ki? Ne yapıyoruz, kolye falan takmıyoruz. Hayır takmayacağız. Bütün erkekler sana hayran kalacak abla. Cadı. Sağ ol abi. Anne nereye? Bir müşteriye dikişe kızım. Fatma Gül, çocuk nasıl oldu yavrum? Önemli bir şey yokmuş abla. Ateşini düşürdüler. Allah razı olsun valla. Ben en kısa zamanda parayı toplayayım. Tamam bunun bak lafı bile olmaz. Hadi çocuğu sokakta tutmayın. Eve gidin dinlenin. Tamam mı? Hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz abla. Hadi görüşürüz Fatma Gül abla. Abla. Şu rujlu aynayı da çantana koy, lazım olur. Tamam. Çok güzel. Nasıl? Oldu. Çok güzel. Bilgi, çanta oldu mu? Ay çok oldu, güzel oldu. Kızım ne olmuş sana? Efendim? Evet. Tamam, neredesin şimdi? Tamam. Oradan aşağı in. Ev solda, ben şimdi kapıya çıkıyorum, görürsün zaten. Tamam Timuçin. Bay bay. Kızlar ben gidiyorum. Bir göreceğiz herhalde. Ya korkma, uzaktan bakacağız. Hadi hadi. Burada durun tamam mı? Tamam tamam hadi git sen. Buldum Elif. Ya kusura bakma geciktim. Asıl sen kusura bakma, ben yanlış tarif ettim galiba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi. Yavaş yavaş. Buyurun. Teşekkür ederim.
Dedim ki Asun. Elif'e de bayıldım. Evet. Kediler acıkmış mı? Acıkmıştır. Ben Elif'e de bayıldım. Hadi fırla. Armin. Aa, hoş geldin Ali. Gittiler mi? Gittiler. Ne anlıyorsa onlarla takılmaktan Elif. O çocuğu da gözüm hiç tutmadı zaten, ben sana söyleyeyim. Ali, Elif'in o çocukla ilgisi yok. İrem'in abisi diye şey etti. Bunları buldum. Aferin benim bir taneme. Hala bir huysuz amca evde yoksa benim piyanoya götürsene. Yok yok. Şimdi huysuz yoksa da o gıcık akrabası vardır. Biz burada paşa paşa kedilerimizi besleyelim Cansucuğum. 10 dakika oynar geliriz, bir şey olmaz. Hadi görüşürüz Armin. Geç kalmayın bak. Ben bir daha papaz olamam o ukalayla. Tamam. Boncuk. Boncuk. Neredesin Miniş? İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben Mustafa Gezici'nin eşiyim. Adım Nalan. Beni görüşmeye çağırdınız. Hoş geldiniz Nalan Hanım. Orkun Bey sizi bekliyor. Şöyle buyurun. Hoş geldin. Bu tarafa. Buradan mı? Buradan. Böyle. Orkun Bey, Nalan Hanım geldi. Hoş geldiniz Nalan Hanım. Buyurun oturun. Su? Hayır. Teşekkür ederim. Nalan Hanım. Nasıl söylesem? Mustafa'ya bir şey mi oldu? Irak tehlikeli bir yer biliyorsunuz. Lafı gevelemeyin. Kocama ne oldu? O sabah yolunu kesmişler. Çok direnmiş ama... Yok. Olmaz. Olamaz. Yani bir yanlışlık var. Yani... Bir yanlış anlaşılma olmalı. Biz de çok dua ettik bunun için ama... Maalesef. Başınız sağ olsun. Peki cenazesi? Getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ama yine de çok ümitlenmeyin. Kocanızın içeride kalan parası 675 lira. Ve ona ait bazı evraklar. Nasıl ölmüş? Tam olarak bilmiyoruz ama anlaşılan Türk plakasını gördükleri için yolunu kesmişler. Ölüm ilamı da zarfta. Yasal işlemler için gerekli olan belgeler. Tekrar başınız sağ olsun. Eğer elimizden bir şey gelecek olursa lütfen çekinmeyin. Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Çalışkan, gönüllü. Bütün arkadaşlarımı çok severdi. Hadi Elif'e merhaba diyelim. Güzel güzel değil. Ya ama sana haber vermeyi unuttuk havuz başındayız diye. Olmaz ama böyle. Hepimiz spor kıyafetlerle, sen böyle.
Bize haksızlık. Hadi gel üstünü değiştirelim. Benden bir şeyler giysin. Teşekkür ederim. Ben iyiyim böyle. Gerçekten. Sen arkadaşlarınla ilgilen. Ben Elif'te göz kulak olurum. Elif ne haber? İyi. Ne iyi oldu geldiğin. Göz kamaştırıyorsun bu arada vallahi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar panik yok. İçecekleri ben getiriyorum. Ne bulurlar şu kızı anlamam. Okulda da böyle bu. Kızım prenses gibi giyinip gelmiş. İlgi çeksin diye yapmayacağı şey yok. Görmüyor musun? Teşekkür ederim. Gel. Sağ ol İrem. Gel abi gel. Teşekkür ederim. Gel abi gel tamam. Çok pardon, bir an dengem bozuldu. Nasıl oldu anlamadım. Önemli değil. Gel içeri geçelim de kullan havluyla. Benim odamdan bir şeyler seçelim. Kim oynuyor piyanoyla? Bade! Bade! Geldim Hulusi Bey. Buyurun Hulusi Bey. Ben sana ne dedim Bade? Ne dedim ha? Bu piyanoya kimse dokunmayacak demedim mi? Dedin. Dedim madem. Bu ne yapıyor burada? Çocuk bakıcılığını başka yerde yap. Ne prensip kaldı evde ne bir şey. Yol geçen hanımın burası. Kıyafetimle olsam daha rahat olurdum. Aslında ben eve gitsem artık. Bak bence kasmana hiç gerek yok. Zaten ne giysen yakışıyor.
Hem ayrıca daha yeni geldin. Ne evi? Bak bunu duymazsan geliyorum. Tamam mı? Elif nasılsın? İyiyim. Abi kız ne yaptı yapacağını. Sırf evine gitmesin diye İrem'den giymiş. Baksana. Armi. Armi. Aa. Ya. Gel gel. Huysuz biz onu duymadan ay eve gelmiş. Canım. Cansu'yu da piyanonun başında görünce biraz sinirlendi. Ne varmış? Bacak kadar çocuk bozdu mu yani? Neyse ben gideyim. Teyzeme şimdi yardıma ihtiyacı vardır. Tamam hadi sağ ol. Ağlama ablasının kuzusu. Boş versen o zengin züppeleri. Biz flüt çalalım ister misin? Hem Elif ablan avukat olunca sana piyano alacak söz. Benden bir nane olacağı yok da Elif'ten olur. O piyanoda Mefkure Hanım'ın parmak izleri var. O piyanonun ben 50 kere tozunu aldım Hulusi Bey. İz mi kalır? O izler sizin yüreğinizde. Oradan da küçücük bir çocuk silip atamaz onları, merak etmeyin. Altı üstü bir piyano canım. Bacak kadar çocuk yedi mi yani? Böyle zengin olunuyor demek. Hiçbir şeyi kullanmıyorsun evde. Üstlerine tünüyorsun tavuk gibi. Onlar ister istemez birikiyor tabii o zaman. Ya ben gidip şu huysuza bir çatsam ne kaybederim? Hiç. Evet ya. Böyle köşemize çekilerek olmaz bu işler. Kardeşimi üzmek ne demek, ben soracağım ona. Armi! Armi! Ya Armi bir dur! Armi! Benim kardeşimi Armi, üzmek ne demek? Aa, bak he? Elifler gelmiş. Aa. Sonra hesap sor. Artık telefonum bende. Kaçamazsın. Geldiğin için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok eğlendim. Aa, kıyafetleri en kısa zamanda getireceğim. Sen zahmet etme. Ben gelip alırım. Peki, görüşmek üzere. En kısa zamanda. Kendine iyi bak. Abi kim? Ya bir teker teker gelin insanın üstüne çullanmayın. Parti iyi geçti. Partinin sonunda herkes havuza atladığı için ben de atlamak zorunda kaldım. Ya sen annemin elbisesini, benim o kadar uğraşıp yaptığım saçı bunun için mi berbat ettin? Of Yeliz ya, bir sapıtmasan olmaz. Ay ne var canım? Soruyorum. Neyse ben üstümü değişeyim. Bana anlat bakayım. Meraktan çatladım sabahtan beri. Çocuk nasıl? İlgilendi mi seninle? Çok ilgilendi kızım. Nasıl da kibar? Sırf o ilgilenmedi tabii. Sınıftaki herkes resmen pervane oldu. Bir sene boyunca böyle ilgi görmedim ben. Havuz meselesi ne? Kızlar itti. Vay kıskançlara bak. Sırf gıcıklık olsun diye. Ya kızların yanında söylemedim üzülmesinler diye. Yoksa annemin elbisesini berbat eder miyim? Yani. Ben şimdi üstümü değiştiriyorum, tamam mı? Hı-hı. Ben baktım. Efendim. Evet ben kızıyım, adım Armağan. Ne? Hangi hastane? Tamam. Elif. Ne oldu? Hastaneden aradılar. Annem trafik kazası geçirmiş. Ne? Trafik kazası mı?
Evet. Durumu nasılmış? Bilmiyorum. Çabuk ol, çıkmamız tamam, lazım. Acele tamam, et. Tamam, tamam, çıkalım. Ne dediler? Ne dediler? Hiçbir şey demediler. Yürü. Arma, dur. Dur bir dakika, çocuklara söyleme, tamam mı? Tamam, yürü. Çaktırmayalım. Ne oldu peki? Yavaş yavaş. Ay. Aa, abla nereye? Annem aradı. Birkaç eksiği varmış. Tuhafiyeden onu alıp geliyoruz. Biriniz gitse olmuyor mu? Sorgu memuru musunuz ya? İkimiz gidiyoruz işte. Yeliz'cim, kızlar sana emanet, tamam mı? Tamam. Biz Nalan Gezici'yi arıyoruz. Sağdan devam edin, arkadaşlar yardımcı olacak. Buyurun. Hiç kimse yok ki. Doktor. Biz Nalan Gezici'yi arıyoruz. Kızlarıyız. Trafik kazası geçirmiş. Nerede? Biz de sizi bekliyorduk. Üzgünüm. Anneniz hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybetmiş. Ne? Burada biz bir şey yapamadık. Anlamadım. Nalan Gizici. Yani bu boylarda, kumral, mavi gözlü, 42 yaşlarında bir kadın. Çantası içeride hemşire odasında. Ben size onu getireyim. Zaten içinde kimliği de var. Başınız sağ olsun. Abla, yemek hazırlamaya başlayalım mı? Annemden ses yok. Ablamlar da dönmedi. Onlar gelip hazırlayana kadar çok geç olacak. Ay, giden gelmiyor vallahi. Oh ne hala. Biz de evde oturup bakıcılık yapalım. Bakıcılık bir durum yok. Sen de gitmek istiyorsan git. Aman da alınırmış. Tamam, bir şey demedim. Hadi gidip bakalım mutfakta ne var. Kalk sen de bir işin ucundan tut bakalım fare. Ben fare değilim. Cinderella o. Hadi. Hadi gel. Evet, dolabımız bize yine bir görsel şölen sunuyor. Görsel şölen ne? Ablam magazin dergilerinden öğrendiklerini burada bize satıyor Cansucuğum. Az laf, çok iş hanımefendi. Hadi bulgur pilavı yapalım bari. Eli, gel şuraya otur canım. O zarf ne? Bilmiyorum annemin. ...67TH392 plakalı tırın kuzey ırağa giriş yaptıktan sonra faili meçhul kişiler tarafından saldırıya uğradığı ve Mustafa Gezici'nin hayatını kaybetmiş olduğu bildirilmiştir. Baba! Baba!